Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Kıymetli insanlar, değerli Müslümanlar, elhamdülillah şükürler olsun. Her salı akşam olduğu gibi bu akşam da sizlerle beraberiz. Lakin bu akşam bir özel bir dersimiz var, şükürler olsun. Sultanımızla beraber, o yüzden biraz böyle programımız hızlı bir şekilde akışını sağlıyor. Benim konum içi boşalan ailelerle alakalı. Lakin ben Derviş Hocam'dan aldığım bir pasla hemen konuma devam edeyim. Eskiden Haccac zalim varmış. Çok zalim bir adammış. Onu bir beldeye kadı olarak, hakim olarak göndermişler. O beldede de alimler varmış. O beldeye zalim bir insan geldiğinde o beldedeki alimler dua edermiş. O zalim insan oradan gönderilermiş. Mevla Teala oradan gönderirmiş. Ama Haccac zalim bir geliyor ya, tık oranın alimlerini bir topluyor, onlara bir yemek yediriyor. Ondan sonra diyor tamam, daha bunların duası kabul olmaz. Yani onların kursağına haram lokma girdi, artık duası kabul olmaz. O yüzden kıymetli Müslümanlar, bizim de İslam coğrafyasında, özellikle Türkiye'de bu faiz belasından dolayı aldığımız, yaptığımız ticaretler, işler harama bulaştığımızdan dolayı inan ibadetlerimize zevk alamıyoruz. Evimizde huzur olmuyor. Kazandığımızda bereket olmuyor. Bu faizden kurtulmadığımız müddetçe başımız da beladan kurtulmuyor. Bu işin yani huzurun, saadetin, mutluluğun kaynağı bu faizden önce kurtulmak. Yani bu faiz belası apayrı bir olay. O yüzden Rabbim hepimizi kurtarsın. Şimdi aileye gelelim. Kıymetli insanlar, değerli Müslümanlar, aile bir evin, bir ailenin, bir mahallenin, bir semtin, bir şehrin, bir devletin en temel taşıdır. En temel taşı. Bir evi yaparken temelini sağlam yapmazsanız o ev yukarıya çıktıkça göçmeye mahkumdur. Ustalar çok iyi bilir. Yani o ev artık en ufak bir sallantıda yıkılmaya mahkumdur. Aile de böyledir. Şimdi bizim öyle bir aslında örf annelerimiz, ailemiz vardı ki bunu dışarıdan bize öyle olaylarla empoze ederek yıkmaya çalıştılar ki anlatamam size. Eskiden yani bir 20-30 sene, 40 sene önce bir evlat babasının yanında yani bırak öyle hareket yapmayı veya saygısızlık yapmayı, konuşmaya dahi haya ederdi. Bir kız babasının yanına girerken dahi edeple sessizle girerdi. Bir evlat babası eve geldiği zaman ayağa kalkar. Babası olmadan asla hiçbir iş yapmaz, sormadan etmeden vesaire. Siz zaten bu işi en iyi bilensiniz. Peki ne oldu da bir 30 sene sonra artık baba evladı dinlemez, evlat babayı dinlemez oldu? Biliyorsunuz en yakın tarihimizde evlat babasını mahkemeye verdi. Annesini mahkemeye verdi. Niye? Bana vurdu diye. Ve devlet de bunu aldı. Çocuk Eskileme Kurumu'na koydu. Babayı mahkemeye götürdü. Kıymetli Müslümanlar, biz uyanık olmamız lazım. Biz diri olmamız lazım. Biz akıllı olmamız lazım. Bakın sistem bizi o kadar meşgul ediyor ki bu TV'ler, bu televizyonlar, bu programlar, ya artık her gün programlara çarşaf çarşaf diziler. Kocası ondan şikayetçi, ailesi annesinden şikayetçi, annesi babasından şikayetçi, kız evi terk etmiş, bilmem ne olmuş falan. Bu işin temeli, bu işin çözülmesi, bu işin mükemmelliği en iyisi İslam'la olur. İslami eğitimli olmayan, İslami eğitimle yetişmeyen her çocuk, kusura bakma, yani dilim varmıyor söylemeye, mutlak o aileye çekittirecektir. Çünkü sen Allah'ı öğretmedin ki, sen peygamberi öğretmedin, sen Kur'an'ı öğretmedin, sen saygıyı, sevgiyi, adabı öğretmedin. Sen kredi çekeyim, ev alayım, kredi çekeyim, araba alayım, daha iyi tatile gideyim, hayatım daha iyi yaşantısı olsun diye düşünürken evladını kaybettin. Evladım daha iyi yaşasın diye onun mücadelesini gidiyorsun işte, paralar yatırıyorsun, tonlarca para harcıyorsun, şöyle gelsin, böyle gelsin, siz anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Şuralarda okusun, buralarda okusun. Sonra çocuğun bir okuyor, ya ateist oluyor, ya Hristiyan oluyor, ya da dinden çıkıyor, Budist oluyor, bilmem ne oluyor. Allah'la, peygamberle hiç yok. Hiç yok. Namaz zaten bilmiyor. Sonra bu çocuklara ne oldu?
Çünkü sen çocuğunu kendin yetiştirdiğin gibi yetiştirmedin. Ben ezildim, benim çocuğum ezilmesin dedin. Ama sen ezilmeyi, yani o zaman yaşadığın zamandaki o şeyi ezilme olarak gördün. Ama orada saygı vardı, adap vardı, ahlak vardı, ahlak. Ar perdesi vardı. Babanın yanında sigara bile içemiyordun. Sigara belki 50 kilometre bir tarafta içiyordun vesaire yani. Veya babanın yanında şaka bile yapamıyordun. Yüksek sesle bile konuşamıyordun. Ama şimdi çocuğunu yetiştirirken o ezilmesin. Belki kara lastik giydin. Elbise bile giyemedin. Bir elbiseyi belki bir sene giydin. Ama çocuğuna o ciciler biciler şunları aldın şımarttık. Tabiri caizse biz ailemizin içini boşalttık. Biz çünkü İslami kuralları Allah'ın bize öğretmiş olduğu, peygamberin bize göstermiş olduğu yolu terk ettik. Biz rahat hayatı sevdik. Rahat yaşamı sevdik. Ama la rahate fit dünya. Dünyada Müslümana rahat yok. Dünyada Müslümana rahat yok. Bakın bugün Filistin'e ateşler yağıyor. Bombalar yağıyor. O insanların suçu ne? Biz hakiki Müslüman olamadığımız için. Bak müdahale bile edemiyorsun. Hani mi innemel müminine ihve? Kardeştik. Hani kardeştik? Ne oldu? Kardeşini paramparça diyorlar. Müdahale edemiyorsun. Et. Böyle Müslümanlık olmaz. Böyle İslam olmaz. Kıymetli insanlar. Kıymetli Müslümanlar. Ya adam gibi Müslüman olacağız. Ya da böyle ezilmeye mahkum kalacağız. Başka çaresi yok. Ya Kur'an'a sarılacağız. Ya da ezilmeye böyle silik bir halde. Yani ifade kullanmak istemiyorum. Ezik Müslüman. Bitik Müslüman. Sözüm bile geçmiyor. Hala birilerine medet umuyor. Yok falan ülke şöyle demiş, fişman ülke böyle demiş. Ya bırak falan fişman ülkeyi. Müslüman sensin, İslam'ın gözü sensin. İslam'ın sancağı sende, güneş battığı yerden doğar. İslam imparatorluğu, İslam'ın krallığı, İslam'ın mükemmeli sende kardeşim. Ne arıyorsun? Bize Çanakkale'de, Kıbrıs'ta, Hendek'te, Bedir'de ya başka bir ülkeler mi yardım etti? Biri mi yardım etti bize yani? Başka ülkeler mi destek verdi? Yine bize Allah yardım etti. Bugün de Allah yardım eder. Lakin biz Allah'la aramızı açtık. Biz İslam'ı kaybettik. Biz benliğimizi kaybettik. Biz ruhumuzu kaybettik. Kardeş, biz kendimizi kaybettik. Bugün sokaklarımızda çarşaflı bacılarımıza hakaret edilir hale geldik. Kur'an-ı Kerim'e küfredilir hale geldik. Çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkamaz hale geldik. Çıplaklık almış başını gidiyor. Zina almış başını gidiyor. Artık kimse kimse bir şey söyleyemez hale gelmiş. Kardeşim diyor, herkes kendine göre yaşar. Burası özgür bir ülke. Kardeşim burası özgür ülke değil. Burası İslam ülkesi. İslam'ın sancağı, İslam'ın son kalesi. Allah'ın kanun ve kuralları geçmelidir. Allah'ın kanun ve kuralları geçmeyen ülkede, devlette, millette, ailede harap olmaya, yok olmaya mahkumdur. İşin özü budur hocam.